Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanmahaber.com olarak Barcelona'dayız. Mobil Dünya Kongresi'nde yanımda Qualcomm Türkiye Genel Müdürü Barış Roacan var. Kendisiyle beraber yeni mobil teknolojileri ve Snapdragon'u konuşacağız. Barış Bey merhaba. Merhaba Mesut. Oldukça büyük bir fuar. Sizin de her zamanki gibi çok gösterişli, güzel bir standınız var. Ben bu standa gelmişken açıkçası sizinle beraber kullanıcılarımızın en çok merak ettiği birkaç konuyu konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Snapdragon 820. İlk cihazlar burada tanıtıldı ve en çok merak ettikleri konu da bazı cihazların biliyorsunuz 2-3 işlemcili versiyonları var. Türkiye'de göremeyebiliriz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Snapdragon 820 cihazların daha erken bir şekilde Türkiye'ye ulaşması konusunda. Şimdi senin de bahsettiğin gibi 820'yi geçen sene aslında tanıtmıştık. Bugün yaklaşık 100'ün üzerinde cihaz ya piyasaya çıkmış durumda ya da tasarım aşamasında 820 ile. Ve ilk gelen geri dönüşler de hem üretici tarafında hem tüketiciler tarafında çok olumlu. Bu cihazla beraber biz pek çok ilki de hayata geçiriyoruz aslına bakarsan. Hem modem tarafında hem grafik işlemcisi tarafında. Yani ilk geri dönüşler gayet olumlu. Tabii tüketicilerin farklı işlemci stratejileri var. Onlarla ilgili benim çok yorum yapmam doğru olmaz ama biz bu yılın ikinci yarısından itibaren pek çok büyük markadan 820'li işlemci Türkiye pazarını görebiliyor olacağız. Tabii spesifik olarak bazı üreticiler iki işlemci stratejileri var. Bazılarını Türkiye pazarına getiriyorlar, bazılarını getirmiyorlar. O alanda çalışmalarımız devam ediyor ama hani spesifik olarak bir yorum yapmam çok doğru olmaz açıkçası o üreticilerin planlarıyla ilgili. Şimdi ben takipçilerden gördüğüm kadarıyla hepsi bir Snapdragon 820'li cihaz kullanmak istiyorlar sevdikleri firmadan. Gerçekten çok iddialı, güzel bir işlemci oldu. Biz de ilk testlerimize zaten aktarmıştık. Uçuk hızlara çıkabiliyor. Bu sefer herhalde üst seviye telefonlar gerçek anlamda bir sıçrama yaşayacaklar diyebiliriz orada. Tabii özellikle Android tarafında, yani o Android ekosistemi için hakikaten önemli bir adım olmuş oldu. Ama tabii bu işte AnTuTu skorları, benchmark skorları vesaire sadece onlara bakmamak lazım. Gerçek kullanım senaryolarında işte tüketici mobil şebekelere bağlanırken, film oynatırken, oyun oynarken vesaire gerçek kullanım senaryolarında esas tecrübeye bakmak lazım. Biz orada da çok iddialı bir işlemci yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah tüketiciler de aynı şekilde beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi mobil şebeke dediniz, bu önemli bir konu. Çünkü gerçekten çok tuhaf bir durum var. Türkiye'de bazı tepe model diye satılan premium cihazlarda sizin düşük hızlara sahip modemlerinizin kullanıldığını görüyoruz. Yani bizim aslında 4.5G olarak isimlendirdiğimiz LTE Advanced altyapısına çok da uygun hızlara ulaşamayacak cihazlar bunlar. Şimdi 820 geliyor. 820'de böyle bir şey yaşanacak mı? Yani kullanıcı 820'li bir cihaz aldığında da yine tam olarak o LTE Advanced'den yararlanamayacağı durumlar olabilecek mi? Yani şöyle, şimdi şebekeler tabii yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlanacak. Şebeke hızları yavaş yavaş arttığını göreceğiz. Yeni şebekelerin yeni sürümleri piyasaya sürüldükçe, yazılım güncellemeleri yapıldıkça ben önümüzdeki sene içerisinde yani 300 megabitlerin üzerinde hızlara en azından büyük şehirlerde rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii daha yukarı hızlara ulaşmak için orada bir fiber altyapısı sorunumuz var. Yani ülkemizin genelinde fiber altyapısı eksikliği var. Ama o konuda da bir takım adımlar var. Onlarda da biraz ilerleme kaydedildiğinde ben en azından 2017 seneleri içerisinde gerçekten yani bu LTE Advanced 4.5G hatta 2020'lere doğru giderken 5G şebekeleri hızlarına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Snapdragon 820'li cihazlarda da herhalde sizin artık güçlü modemleriniz standart hale gelecek. Bunu söyleyebiliriz. Tabii 820'de biz X12 modemimizi açıkladık. Biliyorsun geçenlerde biz X16 kategorisi yani kategori 16 seviyesi işte 1 gigabit saniyede 1 gigabitin üzerinde hızlara ulaşan modemleri piyasaya sürmüş olduk. Önümüzdeki senelerde bu modemleri kullanan işlemciler de hayatımıza girmeye başlayacak. Önemli bir konu gerçekten. Siz hani tamam işlemci tarafında iddialısınız ama asıl Qualcomm dendiği zaman buzdağının görünmeyen kısmı modem kısmı. Doğru, haklısın. Ve altyapı döşüyorsunuz. Türkiye'deki 4.5G hangi seviyeye geldi? Yani 4.5G'yi kullanmaya başladığımızda kullanıcılar evet her yerde bu hızdan yararlanıyorum diyebilecekler mi yoksa yayılma süreci olacak mı? Şöyle, yayılma süreci tabii ki olacak ama 3G'de de biz hatırlarsan aynı şeyi yaşamıştık. 3G ülkemize biraz geç gelmişti. Geç gelmesinin dezavantajları olduğu gibi avantajları da olmuştu. Yani en son şebeke altyapıları hayata geçirilmişti. İşte 42 megabit çift taşıyıcılı teknolojiler hatta 3 taşıyıcılı 63 megabitlere 3G networklerine ulaşabilen şebekeleri hayata sokmuştuk. 4G'de de yani 4.5G'de de aynı şeyleri görüyor olacağız. En son şebeke teknolojileri kategori 6 ve üstü hızlar yani 300 megabit saniyede 300 megabitin üzerinde hızları görmeye başlayacağız ama tabii şebekelerin yayılması, gerekli yatırımların yapılması bir süreç olacak. Evet, ilk büyük şehirlerde herhalde ondan sonra da yavaş yavaş Türkiye evet. Genelinde. Evet. Burada önemli bir olay da gerçekleşti. Zira Android One projesinin en güçlü telefonu tanıtıldı. Genel evet. Mobile tarafından geldi bu. Ülkemizden bir firma olması da gerçekten çok sevindirici ve yine Qualcomm chipset kullanıyor. Evet. Biz aslında hep 1000 TL altı dediğimiz uygun fiyatlı telefonlarda farklı firmaların çözümlerini görüyorduk. Çünkü daha uygun yongalar, evet eksiklikleri var ama işte daha uygun fiyatlı oldukları için evet. Telefonlarda onlar kullanılıyordu. Şimdi sizin güçlü yongalarınızı da bu tip cihazlarda görebiliyoruz.
bu tip yerli firmalara ya da büyük projelere özel bir desteğiniz oluyor mu sizin? Ne düşünüyorsunuz Android One hakkında? Oluyor. Android One özelinde, yani General Mobile'ın çıkartmış olduğu Android One projesi sadece o proje özelinde değil. Yani biz yerli üreticiler, işte Vestel olsun, General Mobile olsun, Türk operatörlerin kendi markalı cihazları olsun, çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Gerek teknik destek tarafında, gerek teknik tasarım tarafında. Önümüzdeki dönemde de o segmentin, yani sadece Türkiye değil bölge ülkelerde de yerli markaların çıkardığı cihazların o segmentin büyüdüğünü görüyoruz ve daha da büyüdüğünü göreceğiz. O alanda çok yakın çalışıyoruz. Senin de bahsettiğin gibi artık Qualcomm olarak en üst seviye, premium seviye cihazların özelliklerini belli bir zaman süreç sonrasında orta seviye ve hatta alt seviye cihazlara da indirme stratejimiz var. Gerek modem tarafında olsun, gerek grafik işlemcisi tarafında olsun. Bu prosedür bu şekilde devam ediyor olacak. Şimdi 4.5G diyoruz biz, kullanmaya başlayacağız ama dünya şimdiden 5G'yi konuşmaya başladı. 5G konusunda neler söyleyebilirsiniz? İlk ne zaman biz bu teknolojiyi böyle kullanırken göreceğiz, işte bir kullanıcıya ulaşmış cep telefonu yüksek hızlarda data transferi yapabiliyor olacak? Şöyle, şu anda 5G konusunda aslında baktığı dünyada da biraz kavram kargaşası var. Yani 5G'nin tanımı ne olacak, standartizasyonu ne olacak? Ciddi bir çalışma var ama tam netleşmiş bir şey yok. Biz 2017'ler sonunda, 2018'ler başında bu işin standartizasyonunun tamamlanmasını ve ilk ticari şebekelerin 2020'ler gibi hayata geçmesini bekliyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'de de biliyorsun mobil operatörler tarafından ciddi bir yatırım yapıldı frekans altyapısına. 5G içinde farklı ARGE faaliyetleri hem Qualcomm'un desteğiyle hem de operatörlerin desteğiyle hayata geçiriyor olacağız. Şimdi 5G dendiğinde tamam biz yüksek hız diyoruz ama aslında yüksek hız her şey değil 5G'nin. Çok farklı şeyler hayatımıza girecek. Sizin için 5G ile beraber hayatımıza girecek en önemli konu hangisi? 5G ile beraber hayatımıza girecek en önemli konu aslında bu hızın ortaya çıkaracağı bir takım servisler olacak. Yani baktığınızda bugün siz cihazınıza bir veri saklamak istediğinizi bir flash bellek kullanıyorsunuz ve hakikaten hiçbir gecikme olmadan o flash bellek sizin cihazınıza datayı yazıyor. Aynı şeyi biz artık buluttan yapabiliyor olacağız 5G sayesinde. Tabii o hayatımıza farklı servislerin girmesini sağlayacak. İçeriye anında ulaşabilmek, sağlık alanında bir takım yenilikler, kendi kendini kullanan arabalar ve o altyapının, ki orada hiçbir gecikme olmaması lazım. Yani 5G'nin hızın yanında 5G şebekelerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de gecikme, bu latency dediğimiz konunun az olması. Farklı farklı alanlarda pek çok teknolojiyi tecrübe ediyor olacağız ama dediğim gibi 2020'leri beklemek gerekecek. Ben son olarak bir de sizin bu küçük baz istasyon teknolojinin hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü aslında siz uzun zamandır bunu sergiliyorsunuz ama bir türlü operatörler tarafında çok yaygınlaştığını, geniş alanlara ulaştığını görmedik. Şimdi 5G'de biraz zorunluluk olacak bu. Biraz bu küçük baz istasyonlarından ve getirilerinden bahsedebilir misiniz? Doğru, senin de bahsettiğin gibi şimdi artık şebeke hızlarını arttırmanın yolu şebeke teknolojilerini artık şebekeyi kullanıcıya daha fazla yaklaştırmak. O nedenle senin de bahsettiğin gibi ufak baz istasyonları piyasaya çıkardık. Geçen sene bir telefon büyüklüğünde bir 4G, 5G, 4G, 4.5G baz istasyonu piyasaya çıkarmıştık. Bu sene fuarda bir dongle büyüklüğünde baz istasyonlarını hayata geçiriyoruz. Operatörler tarafında da ciddi bir çalışma var. Biliyorsun Türkiye'de 4G ihalesi yapıldığında yerli üretim koşulu vardı bunun bir altyapısı, bir bacağı olarak. Akıllı baz istasyonları, küçük baz istasyonları üretmek de bunun bir yolu. O nedenle Türkiye'de hem üreticiler tarafında hem operatör tarafında ciddi çalışma var. Bunlar da hayatımıza geçiyor olacak seneye. Yani yakın zamanda gerçek anlamda her ortamda bu hızdan yararlanabileceğiz. Çünkü şu anda tek bir noktadan, güçlü bir antenden her yere servis vermek aynı kalitede servis anlamına gelmiyor ne yazık ki. Evet. Yani burada bu bizim için gerçekten önemli bir konu olacak. Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Hep son diyorum ama hep evet, aklıma yeni sorular geldikçe açılırım açıkçası. Şimdi 5G'den 4.5G'den konuşuyoruz ama sizin yongalarınızı artık biz evlerdeki Wi-Fi routerlarda falan da görmeye başladık ve hızları gerçekten muazzam seviyelere geldi. Biraz da bu konudan bahsedebilir misiniz? Evdeki Wi-Fi nereye gidecek? Ya aslına bakarsanız biz uzun vadede Wi-Fi, 3G, 4G, 5G bunların tamamen kullanıcıya görünmez olup bir bağlantı altyapısına sahip olacağını düşünüyoruz. Yani tüketici bir şekilde tüketicinin cihazı bir şekilde bağlanacak. Onun geri planında Wi-Fi olmuş, 4G olmuş, 5G olmuş tüketici için ve o cihaz için fark etmeyecek. Tabii bunu yapabilmek için de bu teknoloji entegre eden modemler lazım. Qualcomm'un en büyük ARGE faaliyetlerinden bir tanesi de bu oluyor. 4G, 5 daha sonra 5G, Wi-Fi, Bluetooth bütün bu konektivite teknolojilerini entegre eden tek bir Uber modem yaratmak diyeyim. O alanda çalışmalarımız devam ediyor. Yani evimize koyduğumuz bir cihaz hem cep telefonuna
Aynen. Baz istasyonu görevi görecek. Gerek veri, gerek işte bu Internet of Things, makineler arası iletişim altyapısını sağlayan, iletişimi sağlayacak teknolojiler, hepsini yapabilecek bir Uber modem yaratmak ki o alanda çalışmalar devam ediyor. Evet, kablosuzlaşmaya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Peki VR konusunda son bir şey söyleyebilecek misiniz? Neler yapıyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Gerçekten de her şeyi değiştirecek bir teknoloji mi? Şöyle, aslına baktığınızda VR konusunda ilk odak genelde oyunlar ve eğlence sektörü olmuştu. Biz Qualcomm olarak o alanda bir fırsat görüyoruz ama esas VR teknolojilerinin kullanımının ve yaygınlaşmasının sağlık alanında veya eğitim alanında, yani hayatımızın farklı alanlarında, eğlence dışı farklı alanlarda gerçekten değer sağlayacağını düşünüyoruz. Ve o alanlara sektör spesifik yatırımlar yapıyoruz ve eğitimlerde bulunuyoruz. Yani önümüzdeki dönemde artık farklı sektörlere, farklı ihtiyaçlara cevap veren VR çözümleri olacak. Yani bir eğitimi VR kullanarak yapacaksınız veya hastanede VR kullanılarak bir teşhis konacak gibi sektör spesifik çözümlerde daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet, aslında güzel bir konu. Biz çok dar bir alanda bakıyoruz. Eğlence sektörü ve oyun sektörü diyoruz. O için önemli ama evet. Diğer alanlarda da ciddi gerçek değerini aslında fark edebiliyor olacak tüketiciler. Barış'a verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Donanımhaber.com olarak Barcelona'dayız. Gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.